Merhabalar, kardiyopulmoner resitasyondan bahsedeceğim. Kalp akciğer geri çevirme demek. Yani solunum ve dolaşımı durmuş bir insanın hayata geri döndürülmesi için yapılan bir uygulama. Hayata geri döndüremeyebilirsiniz ama kardiyopulmoner resitasyonu yaptığınız müddetçe, yaptığınız süre boyunca kişinin beyni sağlam kalır. Bu çok önemli bir şey ve bunu muhakkak toplumumuzun bilmesi lazım. Her bir bireyin bilmesi ve uygulayabilmesi lazım. Çok basit bir şey ve basit bir uygulamayla kalp masajı yaparak hastayı hayatta tutabilirsiniz. Bugün iki tane hastam geldi. İkisine de beyinleri ölmüş. Kalplerini canlandırdık ama bir işe yaramayacak. Maalesef. Belki sadece transplant işine yarayacak. 40 yaşında bir tanesi. Çok üzücü bir olay. İş yerinde başına geliyor, kalbi duruyor. Ama arkadaşlar kalp masajı yapmıyorlar, yan çeviriyorlar. Kalp masajı yaptıklarında yapmadan korktukları için o kişi belki hayatta olamayacak artık. Geçen gün bizim bir hastamızın kalbi durdu. Ben kalp masajı yaptım ve kalp masajı yaparken aynı zamanda da damarını açtık hastanın. Hasta hemen ayıldı, hemen. Yani kalp masajını doğru yaparsanız beyin sağlam kalır. Kalbi de kurtarırsınız, akciğeri de kurtarırsınız. Ama kalp masajını düzgün yapamazsanız 2 dakika 3 dakika içinde beyin geri dönmez bir hasar görüyor ve maalesef kişi bitki gibi oluyor. Lütfen kalp masajını öğrenelim, odaklanın ve kalp masajı yapalım. Öncelikle şu görüntüde mesela kalbi görüyorsunuz. Bakın çenenin hemen altında değil, midenin hemen üstünde. Yani midemiz, yumuşak yerimiz burada bitiyor. Bittiği yerde sert yer başlıyor. Göğüs kafesinin ortasında iman tahtası var. Buraya bastırıyoruz. 5-6 santim kadar aşağı bastırıyoruz. Bakın size akciğer filmi gösteriyorum burada. Toraks BT dediğimiz bilgisayarlı tomografi. Hasta burada düz yatıyor ve şuradan kesiti bu şekilde alınmış. Önden arkaya doğru bir kesit düşünün. Şurası ön tarafı iman tahtası, burası sırt tarafı. Bakın sırt taraf omurga ile beraber kalbe kadar uzun bir kemik var. Ön tarafta da yine burada şey var, iman tahtası var. İman tahtası da gördüğünüz gibi sternum dediğimiz yer. Kalp nerede kalıyor? Bu arada kalıyor. Dolayısıyla bu iman tahtasına yukarıdan bastırırsanız kalbi sıkıştırabilirsiniz. Ama kalp solda gibi yanlış anlama dolayısıyla kalbe burada diye memenin üstüne bastırırsanız işte tam şuraya bastırırsınız. Buraya bastırdığınız zaman da kalp bu tarafa doğru gider. Kalp o tarafa doğru gittiği zaman da maalesef kalp masajı yapamamış olursunuz. Kalp masajı yaptım deyip buraya bastırırsanız yanlış olur. Buraya iman tahtasının tam başladığı yere midenin hemen üstüne şu şekilde bastırarak kalp masajı yapacaksınız. 5-6 santim kadar aşağı sıkıştıracaksınız. Kalbin sol tarafta olması diye bir şey söz konusu değil. Kalp solda veya sağda değildir. Kalbin yönü sola veya sağa bakar. Biz sola baktığı zaman sol tarafta, sağa baktığı zaman sağ tarafta diyoruz. Ama bütün kalpler iman tahtasının arkasındadır. Buraya bastırarak masaj yapacağız. Bunu dakikada, bakın göğüs duvarının ortasında kalbi gösterdim size yine. Yine burada bir görüntü var. Burada da yine kalbin ortası, kalp göğüs duvarının ortasında yer alıyor. Buraya bastırdığımız zaman size yine bir film sahnesi göstereceğim. Arka sokaklarda bakın Mesut masaj yapacak şimdi hastamıza. Şimdi Mesut'un bastırdığı yer çok büyük oranda doğru. Birazcık daha aşağı gitmesi lazım ama. İman tahtasının bakın tam ortasına bastırıyor. Biraz daha aşağı indirmesi lazım. Dakikada 80 ile 120 arasında kalp masajı yapacaksınız. En az 5-6 santim basacaksınız aşağıya. Bu 5-6 santim basıp 80 ile 120 bakın. Saniyede bir kere tık 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 büyük oranda doğrudur. Saniyede iki kere tık 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 bu da 120'dir. Saniyede bir ve iki kere bastığınız zaman bir ve iki arasında bastığınız zaman tık 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 ben yaklaşık 80 şu anda simüle ettim size ses olarak. 80 ile 120 arasında bastığınız zaman kalp gevşemeye fırsat bulur. İçine kan dolar ve sıkarsınız. Kalp kendi kendine çalışırken 180 kere bile atsa
kendi kendine gevşeyip kasıldığı için hızlı gevşeyip kasılabilir ve atabilir. Yani yeterli kan atımı sağlayabilir. Ama siz bu atımı 80 ile 120 arasında tutmayıp daha hızlı basarsanız böyle kalp o zaman çalkalanır ve basma işi yapamaz. 5-6 santim bastıracağız, 80 ile 120 arasında bastıracağız. Hiç ağzından nefes veremeseniz bile kişiye yine bile yeterli kan dolaşımı ve solunum sağlamış olursunuz. Çünkü siz kalp burasına bastırırken aynı zamanda göğüs kafesini daraltıyorsunuz ve açılıyor. Daraltıp açılıyor. Bir şekilde soluk da almış oluyor kişi. Eğer şey yapamazsanız, diyelim ki nefes alıp verdiğinden şüphede kalırsanız, ki CPR'a ilk başladığınızda ağzının içini muhakkak boşaltın kişinin. Ağzında bir şey varsa dökün, kaçmışsa çıkartın. Bazen yemek masasında tıkanıyor kişinin nefes borusu. O zaman parmağınızı içeriden sokup bazen et parçası çıkardığımız oluyor. Etler oraya çok fazla şey yapıyor, nefes borusunu tıkıyor, bilginiz olsun. Böyle bir bez buldunuz ya önlüğünüzü, hemen elbisenizi nefes borusu, yani kişinin ağzına direkt temas etmemek için bunu koyup ağzından nefes alıp verdirebilirsiniz. Bu şekilde masaj yapmaya lütfen 112 ekibi gelip ambulansa alana kadar, ambulansta da onların yapması, devam etmesi lazım. Bana getirilen iki hastaya bu şekilde kalp masajı yapılıyor olsaydı o kişiler şimdi uyanmışlardı. Fakat şu anda beyinleri yok. Yani yok sayacağız çünkü ölmüş. Ben çok üzüldüm. Bunun üzerine bu videoyu çekmek istedim. Lütfen bunu dinleyin, yayın etrafınıza. Herkes kalp masajını bilsin ve güzel kalp masajı yapsın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Mankenimizin başında bir CPR gösterelim. Nefes alıp vermiyor, bize tepki vermiyor. Nabzını almaya çalıştık, buradan nabzı alamadık. Buradan nabzı almaya çalıştık, alamadık. Tansiyonu çok düşük de olabilir, kalbi durmamış da olabilir. Ama hemen açıp böyle çenesini, ağzının içinde bir şeyler var mı diye bakıyoruz. Temizledikten sonra onu tekrar düz yatırıyoruz. Mankenimiz bize biraz yardımcı olacak tabii. Burası dar. Evet, böyle yatırdık. Ondan sonra şimdi yumuşak yeri burada, şurada bitiyor bakın. Buraya elimizi geniş tutacağız. Ve arkasından bu şekilde tutup en az 5 santim aşağı bastıracağız. Diyelim ki o yüksek bir yerde ve sizin boyunuz kısa. Aynı hareketi şuranızla yapabilirsiniz. Biz ameliyathanede çoğu zaman bunu yapıyoruz. Şurası göğüs kemiğine değiyor. Çok etkili bir kalp masajı yapabiliyoruz. 5 santim kadar şu hızda bastırıyoruz, çekiyoruz. Arada da nefes vermeniz gerekirse bu şekilde açıp buradan böyle nefes verdirebiliyorsunuz. Nefesi verirken burnunu kapatıyorsunuz, ağzından nefesini verdiriyorsunuz. Arada verseniz yeter. Bunu tek başına şu işi yapmanız bile kişiye nefes aldırır. Çünkü toraks dediğimiz bu göğüs kafesi küçülüp daralabiliyor. Siz böyle bastığınız zaman daralıyor, sonra bıraktığınız zaman genişliyor ve nefes alıp veriyor aslında. Kısmen de olsa nefes alıp verir. Yani bu hareket çok önemli. Ama birisi de buradan yan taraftan arada bir nefes verdirirse, ki 5'e 1 falan deniliyor, 20'ye 1, 2, yani dakikada 2 kere, 3 kere, 4 kere bile nefes alıp verdirseniz yeter. Bunu muhakkak bu şekilde devam edin. Göğüs duvarını bastırırken yaşlı insanlarda özellikle kaburgalar kırılabilir. Bu kırılmadan korkmayın. Kaburga kırıkları kendi kendine iyileşir. Bizim böyle çok hastamız oldu. Kaburgaları kırıldı, sonra kendiliğinden iyileşti yine. Teşekkür ederim.